Abi Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bize kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Aslında genelde çevremdeki insanların beni alışveriş merkezci olarak, AVM'ci olarak biliyor olmalarına karşın ben aslında kendimi bir mekancı olarak sunmayı, mekancı olarak takdim etmeyi tercih ediyorum. Çünkü yaptığım işi aslında geçmiş yıllarda yaklaşık 8-10 sene kadar evvel bir konferansta canlı izlemek fırsatını buldum. Malcolm Gladwell'den de esinlenerek mekancılık olarak görüyorum. Dolayısıyla benim işim insanlar için, insanlarla çalışarak mutlu mekanlar kurgulanmasına hizmet. Bu bağlamda da tabii ki son yıllarda genellikle yapmaya çalıştığım işim her ne kadar alışveriş merkezlerinin kurulmasına, kurgulanmasına, oluşumuna hizmet etmek olduysa da son dönemlerde giriştiğimiz yeni işlerimizde paylaşımlı ofisler olsun ve nihayet bundan sonra da hedeflediğim paylaşımlı yaşam için kurgular olacağı için de mekan etrafında mekancı olarak tanımlamayı tercih ediyorum. 67 yaşındayım. 1956'da doğdum. İlkokul ve ortaokuldan sonra Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olarak iş idaresi sahasındaki mezuniyetimi, yüksek lisansımı da alarak tamamlamış oldum. Ve yaklaşık 30 yıldır da gayrimenkul sahasında, ticari gayrimenkulün muhtelif sahalarında ama öncelikle perakendeye yönelik, organize perakendenin oluşumunu sağlayan alışveriş merkezlerinde, karma kullanımlı yapılarda ve son dönemlerde de bu paylaşımlı ofisler işinde de görev yapıyorum. Kendi şirketimi 25 yıl önce kurmuştum. Enteresan iniş çıkışlarım oldu çünkü kah kendi işimi sahibi oldum. Kah bir çalışan oldum, kah uluslararası global bir şirketin Türkiye'deki ülke başkanlığını yaptım. Şimdilerde emeklilik öncesinde yeni girişimlerimi de Alkaş Grup olarak, Alkaş şirketleriyle birlikte yürütmeye çalışıyorum. Peki Alkaş olarak Türkiye ve uluslararası platformlarda hizmetler veriyorsunuz. Kısaca bu hizmetlerden bahsedebilir misiniz biraz? Memnuniyetle. Tabii ki Alkaş'ın kuruluşu 1997. Ve Alkaş'ı biz Bayraktar grubundan AK Merkez'deki ilk görevim olan AK Merkez'in kurucu genel müdürlüğü sonrasında Bayraktar grubunda 2 yıllık çalışma sürem esnasında önce Karusel Alışveriş Merkezi'ni Bakırköy'deki, daha sonra da İzmit Outlet Center'ı da hayata geçirdikten sonra etraftan da almakta olduğum teklifler doğrultusunda o günkü patronum, şimdilerdeki hayattaki en iyi arkadaşım Mehmet Bayraktar'ın da rızasını alarak onun da desteğiyle Alkaş Danışmanlığı kurduk. Daha sonra Alkaş Danışmanlığı'na iki şirket ilavemiz oldu. Alkaş Alışveriş Merkezleri Yönetim ve Alkaş Perakende Hizmetleri AŞ olarak iki şirketin bir tanesini 2007 yılında dünyanın bu konudaki en büyük gayrimenkul hizmet şirketlerinden biri olan Jones Lang LaSalle'a satmak suretiyle de profesyonelliğe tekrar dönüş yapmış oldum. Dolayısıyla bir girişimci olarak bir danışmanlık şirketi kurduktan sonra da buradaki elde etmiş olduğumuz gelir sayesinde oğlumun da ortağı olduğu Inveon yazılım şirketine, e-ticaret altyapısı yapan yazılım şirketine de ortaklığımızı da gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla Alkaş olarak o günlerden bugüne öncelikle yurt içindeki, daha sonraki yakın coğrafyamızdan başlayarak uluslararası birçok projeye hizmetimiz dokundu. Bu hizmetimiz esnasında Türk gayrimenkulcülerinin uluslararası alanlarda çok daha fazla yer alabilmeni sağlamak için MAPİK ve MIPİM fuarlarının Türkiye temsilciliğini üstlendik. Uluslararası danışmanlık deneyimimiz zenginleştikçe de son yıllarda arada gerçekleşmiş olan bir iki tane girişimim dışında da Nurus kardeşleriyle beraber üçüncü kuşakta işi yürütmekte olan Nurus'un çok değerli sahipleri, ortakları Renan ve Güran Gökay'la da Hans Spaces'ı oluşturmuş olduk. Bir yandan Alkaş Perakende Hizmetleri'nde fuarcılık, etkinlik, kongre, konferans, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmaları koordine ederken öte yandan da yurt dışında halen Taşkent'te, Kazakistan'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da birçok projeye hizmet üretmeye çalışıyoruz. En son Mısır'da bir projenin danışmanlığını üstlenmiş olduk. Ülke içindeki Anadolu'nun muhtelif şehirlerindeki hizmetlerimiz de aynen devam ediyor.
Peki Avi Bey, Türkiye'de yeni nesil çalışma ortamları konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bununla ilgili gelecek projeleriniz var mı, varsa nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi biz insanlar için insanlarla çalışarak mutlu mekanlar kurgularken birçok ihtiyaca cevap verebilecek olan yapılanmalara hizmet ediyoruz. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle Zorlu Center gibi, Vadi İstanbul gibi, MR Square gibi çalışmış olduğumuz projelerde burada birden daha fazla ihtiyaca cevap verebilecek olan ticari gayrimenkullerin bir araya gelmesini, bunlara biz karma kullanımlı yapılar diyoruz sektör terimleri itibariyle. Buralardaki oluşum beni sadece alışveriş için, sadece sosyal buluşmalar için değil, aynı zamanda çalışma mekanları açısından da yeni kurgulara yönlendirdi. Dünyadaki eğilimleri de izleyerek bu paylaşımlı ofisler, coworking dediğimiz bu yeni oluşumların giderek daha da yaygınlaşacağını bekliyoruz. Pandemi de aslında burada hızlandırıcı bir etken oluşturdu. Şöyle ki hijyen açısından, ergonomi açısından daha farklı kurgulanmaları gerektiren kalabalık ofisler yerine havalandırmaları, asansörleri, erişimleri ona göre oluşturulması gereken yapılar ortaya çıkınca da bu konuda 3 yıldır başlatmış olduğumuz hamlemizi de sürdürüyoruz. Dolayısıyla yeni dönemde özellikle genç girişimciler için, yaşı ne olursa olsun, genç derken kendini genç hissetmesi de önemli olduğunu vurgulayarak da geçmiş olayım. Genç girişimcilerin buralarda bir araya gelerek oluşturulacak olan ekosistemlerden hareketle daha verimli, daha üretken hizmetler üretebilmelerine, ürün geliştirmelerine, projeler oluşturmalarına olanak sağlayacak mekanları kurgulamaya koyulduk. Şehirlerin üzerindeki yoğun trafik, hava kirliliği ve benzeri çevresel sorunların da artmakta olması nedeniyle de ve pandemi döneminde görmüş olduğumuz yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle de merkezi şehirlerin etrafında, şimdilerde Paris Belediyesi'nin de çok üstüne düşmeye başladığı gibi 15 dakikalık şehirler kavramlarının gelişmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 15 dakikada ulaşabileceğiniz mesafelerde toplu ulaşıma ihtiyaç duymaksızın yürüyerek, bisikletle, skuterlerle, elektrikli taşıt araçlarıyla erişebileceğiniz mesafelerdeki her şeyi bulabileceğiniz kurgular önem kazanmaya başlayacak. Nasıl ki biz geçmişte alışveriş merkezlerinde bir çatı altında en az zamanda en çok ihtiyaca cevap verebilecek kurgulanmaları ararken, şimdilerde de bu çalışma mekanları için karşımıza çıkmaya başladı. Birbirine artı değer oluşturabilecek olan hizmet birimlerinden de oluşacak şekilde bu yeni çalışma mekanları önümüzdeki dönemin tahmin ediyorum ki en yaygın uygulamaları arasında yer bulacak. Nitekim dünyada bu konuda ciddi gelişme ve yayılma gösteren kurgular, oluşumlar, şirketler görülmeye başlandı. Bu tabii beraberinde çalışma alanlarına daha yakın olabilecek olan yaşam alanları gereksinimi de ortaya çıkarıyor. Bizim ülkemizde bunun en güzel örneklerinden biri İzmir'dir. İzmir'in özellikle yaz döneminde İzmir'in belli bir kesimi Perşembe akşamından Çeşme'ye kaçar. Cuma günü çalışmaz. Cuma, cumartesi, pazar tatilini yaptıktan sonra pazartesi de öğlen saatlerinde şehre döneyim derken pazartesi, salı, çarşamba şehirde kalıp 4 gecede İzmir'in bir anlamda sayfiye beldesi olacak olan Çeşme'de, Alaçatı'da ki yaşam alanlarına gitmek suretiyle de yaşamlarını dengelerler. Ben bunun önümüzdeki dönemlerde dünyaya da 4 günlük çalışma haftası şeklinde dönüşeceğini beklemekteyim. Nitekim bunun Dubai ilk örneğini gerçekleştirdi bile. Geçtiğimiz yıl başından itibaren Dubai, cuma öğlenden itibaren hafta sonu tatilini 2,5 güne çıkardı. Belçika bunu yasalaştırdı. Ben ülkemizde de bunun verimlilik artışı sağlayacağını, çalışanların üstündeki ciddi ulaşım sıkıntısına yol açan, sabah ve akşam işe geliş ve dönüşlerdeki yoğun zaman kaybının da ortadan kalkması için iyi bir çözüm olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizi belki de esas yaşam alanlarımızın yanı sıra ikincil yaşam alanlarının olmasına da götürecek. Dolayısıyla kent merkezlerindeki büyük yüksek katlı binalarda yeni yaşam alanları oluşturmaya gideceğiz. Üst katlarda çalışan yurtları kavramı hayatımıza girmeye başlayacak. Bu da tabii gayrimenkul sektörünün
kendine yeni çözümler üretmesi, yeni oluşumlar yapması demek olacak. Abi Bey, yeni nesil çalışma ortamlarının yurt dışı örneklerine baktığımızda Türkiye ile arada ne gibi farklılıklar var? Aslında genç kuşaklarda inanıyorum ki çok ciddi benzerlikler var farklılıklardan daha ziyade. Çünkü yeni nesil daha etkili, daha süratli çözümler arayışı içerisinde. Dolayısıyla alışılagelmiş klasik çalışma alanları yerine daha neşeli, daha serbest çalışacakları, hijyen açısından, ergonomi açısından daha farklı alanlar bulabilmenin peşine düşmüşler. Bu da bence benzerlikler yaratıyor. Gerçi bizim alışveriş mekanlarında esnaf ruhumuzun halen yaşadığı örnekler var kapalı çarşılardan gelen ama eskiden hanlarda işler yapılırdı. Bu tür ticaret merkezlerinin yanlarına oluşturulan binalarda göz göz oda oda hanlar şeklinde o hanlarda bir oda başı olurdu. Ben bu oda başının varlığını bizim günümüzdeki İngilizce tabirle asset manager veya varlık yöneticisi şeklinde oradaki tesis yönetimi olarak adlandırılabilecek olan çay servisi yapan, kapı önünü temizleyen, aynı zamanda güvenlik gibi işlev gören çay ocaklarının da günümüzün tesis yöneticileri, property manager'lar şeklinde de oluştuğunu gözlemliyorum. Bu bağlamda gerek yeni ticari plaza tabir ettiğimiz ofis binalarının, gerekse rezidans tabir ettiğimiz yaşam bölgelerinin birimlerinin ticari alanlarla kavuştukları, hatta aynı ticari kompleks içinde bir otelin dahi, bir kültür merkezinin dahi olabileceği şekliyle yeni yapılar oluşmaya gittiği zaman biz de dünya örnekleriyle aynı benzerlikleri, paralellikleri yakalamış olacağız. AVM sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ülkemizde yeni nesil AVM'ler de gün geçtikçe çoğalmaya başladılar. İlerleyen süreçlerde yine yeni projeler olacak mı? Yeni projeler başladı. Hayata geçmeye de başladıklarını bence büyük bir mutlulukla gözlemliyoruz. Çünkü Türkiye gibi henüz daha 30 yılı bulmakta olan, 30 yılı yeni yeni aşmakta olan modern alışveriş merkezciliğinin olduğu ülkelerde de bana göre 4 nesil alışveriş merkezi yaşadık, gözlemledik. Birinci nesilde ki bunun ilk örneği Galeria'dır ülkemizde, 1989'da hayata geçen, arkasından Ankara'daki iki proje ve nihayet İstanbul'daki Kapitol ve Ak Merkez, ki ben Ak Merkez'le beraber bu maceraya, bu yolculuğa çıkmış oldum. Buralarda introvert diyebileceğimiz, içe dönük, dışarıdan gün ışığı almayan alışveriş merkezleri kurgusundan geldik. Daha sonra 90'lı yılların sonlarına doğru karşımıza Avrupa'dan gelen big box tabir ettiğimiz büyük kutulardan oluşan bir büyük hipermarket ile bir yapı marketin arasındaki yürüme galerileri, Fransızların tabiriyle galeri marşan dediğimiz sıra mağazaların olduğu kurgular geldi. Dolayısıyla başlangıçtaki Amerikan tipi alışveriş merkezciliğiyle daha sonra kıta Avrupa'sından gelen Fransız-Alman tesirindeki alışveriş merkezciliğinden giderek bizim de üçüncü nesil diyebileceğimiz aslında dışa açılan, sigara yasağında gelmesiyle beraber geçmişteki gibi sadece merdiven altına kafelerin konduğu değil, kapı girişlerinin yanına, teraslara, açık alanlara çıkabilen, sigara içmeye de olanak sağlayan yeme içme birimlerinin donatıldığı üçüncü nesil alışveriş merkezleri evresinden geçtik. Ve dördüncü nesil alışveriş merkezleriyle de birlikte aslında caddeleşen alışveriş merkezleri ve de alışveriş merkezi gibi yönetilmesi gereken caddeler nesline geçmiş olduk. Buna örnek saymak gerekirse İstinye Park kurgusunda hizmet verdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Açık alanlı, içinde araçların da gezebildiği bir bölümüyle veya bir şehir içi piyasası sunan Zorlu Center gibi veya MR Square gibi. Keza yine çalışmaktan büyük onur duyduğumuz Vadi İstanbul gibi projede ormana bakan ve bir tenezzüh sularıyla, park yerleriyle de karşısında bir zenginlik sunan alışveriş merkezlerini görmeye başladığımız dönemde aynı zamanda Abdi İpekçi gibi, İstiklal Caddesi gibi, Bağdat Caddesi gibi bazı caddelerimizde ki biz burada Abdi İpekçi'ye elimizden gelen bir hizmeti sunmaya çalıştık. Belediyelerle de işbirliği çerçevesinde ve bu
oluşumla da caddelerin de bir alışveriş merkezi mantığında yurt dışındaki bazı örneklerinde olabildiği gibi Fransa'daki Champs-Élysées gibi, İngiltere'deki Regent Street veya Carnaby Street gibi, Amerika'daki Los Angeles'taki Santa Monica'daki Third Street Promenade gibi bazı örneklerinin ülkemize de gelmesine aracılık etmeye çalıştık. Şimdilerde aslında hiper kişiselleşmenin de yaşamımıza girmeye başlaması, pandeminin geliştirdiği e-ticaretin de çok ciddi katkı sağlaması nedeniyle e-ticaretle fiziki alışverişin buluşabileceği yeni kurgudaki çok ciddi teknolojik destek alabilecek olan alışveriş merkezleri nesline geçiyoruz. Yani telekomünikasyondaki 5G misali bizim de alışveriş merkezlerindeki 5. nesile geçme zamanımız geldi. Dolayısıyla en az zamanda en çok alışverişin gerçekleşmesini sağlayabilecek istediğiniz zamandan İstediğiniz mekandan seçiminizi, tercihinizi yapabileceğiniz ama yine de teslimat için gelip de bizim fiziki alışveriş merkezindeki mağazalardan yararlanabileceğiniz, oralarda sevdiklerinizle buluşabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz, yeme içmenin en taze şekliyle sunulduğu, buharı üstünde pidenizi alabileceğiniz, oradaki mis gibi kokan dönerin kebabını yiyebileceğiniz yerler yine de yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla bu 5. nesil alışveriş merkezlerinde pandemiden sonra da olası yeni salgınlara karşı da daha açık alanlı, daha fazla ihtiyacı cevap verebilen, buradan şunu kastediyorum, özellikle çalışma alanlarıyla birleşen, eğitim işlevlerini bünyesinde toplayabilen, sağlık hizmetlerini verebilen yeni alışveriş merkezlerine hazırlanma dönemindeyiz. Dolayısıyla bu yeni kurgularda mimari olarak, tasarım olarak, oradaki oluşum mağaza karmaları olarak bu ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. Ben yeni nesil alışveriş merkezlerinin çok daha fazla işlevli, çok daha fazla ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılanacaklarını düşünüyorum. Son dönemde LinkedIn üzerinden bir kitap üzerinde çalıştığınızı duyurdunuz. Bize biraz bu kitaptan bahsedebilir misiniz? Ya da size bu süreçte ilham veren şeyler nelerdi? Memnuniyetle. Tabii ki burada bir sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Sektörümüzün önderlerinden, değerli büyüklerinden Kamil Özçoban'a vermiş olduğumuz bir sözüm vardı. Geçmişte beraber çalışırken, o da perakendecilerin fikir önderlerinden biri olarak sektörüne önderlik ederken, ben de bir projeye başlayacağımız zaman genellikle onun yanına gider. Sanki şeyhimmişçesine ondan öğüt, tavsiye ve bir anda da desteğini de almaya çalışırdım. O dönemde bana şöyle bir yaklaşımı olmuştu sevgili Kamil Özçoban ağabeyimin. Oğlum abi sen artık kendi imkanlarıyla 2-3 bin kitap da bastırabilirsin. Şu yaşadıklarını, şu sektörde geçirdiklerini yaz, kaleme al ki senden sonraki kuşaklar da bundan faydalanabilsin. Tabii bu arada enteresan da bir anım da şu, kitaba da inşallah adını verebilecek olan esinlenmeye de sevgili Hıncal Uluç, Allah rahmet eylesin, çok özel dostluğumuz oluşmuştu. Çünkü onunla Akmerkez'deki bir çatışma sonrasında bunların hikayelerini kitabımda inşallah okuyabileceksiniz. O zaman da oğlum abi dedi, senin adın niye abi dedi. Ya Hıncal abi benim adım Avi, Avi Avraham'ın kısaltılmışı. Avraham da Hazreti İbrahim'in Tevrat'taki adı. İbrahim'in nasıl İbosu varsa Avraham'ın da Avisi var. Babam bana büyük babamdan ötürü, çünkü bizdeki gelenek ilk doğan erkek çocuğa babanın babasının, ikinci erkek çocuk olursa annenin babasının adının verilmesi gibi isimlerin sürdürülmesi geleneğine babam da katılmış. Dolayısıyla benim adım resmi Avraham. Ama Avraham'ı lisedeyken çok antipatik bulan bazı arkadaşlarım ya sana Avi diyelim dedikleri için de o gün bugündür Avi kaldık. Yok yok dedi, öyle değil dedi Hıncal Uluç rahmetli o zaman bana. Senin dedi adın Avi ise dedi, Avi alış, veriş, işleri dedi. Dolayısıyla benim işimi de adıma bağlamış oldu. Ben de bu adıma bağlanmış olan, ismimle müsemma diyebileceğim eskilerin tabiriyle bu işlevi yazıya dökmeye çalıştım. Çok değerli bir çalışma ekibi oluştu. O ekibin de destekleri sayesinde sadece bir anı kitabı, bir otobiyografi değil,
Aksine bir nehir söyleşisiyle de ikinci bölümünde yaşamımdan bazı kesitleri, yaşamış olduğum, geçirdiğim bazı maalesef büyük acıları da kapsayacak şekilde. Çünkü ben bu sene Kasım ayında 11 sene olacak küçük oğlumu sonsuzluğa yolculadım. 27 yaşındayken İngiltere'de aynı şirkette çalışırken oğlum bir gece ansızın vefat etmişti. Dolayısıyla o travmamla da nasıl başa çıkabildiğimi, herhalde yaşamda bir insanın başına gelebilecek en büyük acı olan insan evladını kaybettiği zamanki yaşadığı acıyla nasıl başa çıkabildiğimi de yazıya dökmeye çalıştım ki benzer duruma düşenler inşallah beni de örnek alıp benim yaşama asılmamı, hayatımı sürdürmemi, her şeye rağmen oğlumun adını güzel, iyi şeylerle yaşatma çabamı ki bu konuda Özyeğin Üniversitesi'nde oluşturmuş olduğumuz Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi sayesinde sektöre yeni alpler de yetiştirmeye çalışıyoruz. 10 yıldır bu programı sürdürüyoruz. Dolayısıyla bunları kitaba bazı denemelerimle, bazı öngörülerimle ve de becerebildiğimiz kadar hibrit bir kitap yaparak kitabı çok uzatmadan bir başucu referans kitabı olabilecek şekilde kurgulamaya çalıştık. Sonuna geldik gibi inşallah bu sene içerisinde Ekim-Kasım gibi kitabımın raflarda yerini almasını ümit ediyorum. Çok heyecanlıyım. Bununla da sektöre de belki de bir faydam dokunacağının beklentisindeyim. Abi Bey, son olarak Mars'la ilgili neler söylemek istersiniz? Mars'ı sevgili dostum, kardeşim diyebileceğim yakınlıkta hissettiğim Hakan Bucak sayesinde tanımış oldum. Ben tabii işin biraz daha ticari gayrimenkul kısmında olduğum için konut, rezidans bölümlerinde çok fazla etkinlik gösteremedim ama çok etkilendiğim bir karakter olarak tanımlayabilirim Hakan Bucağı. Girişkenliğiyle, vizyonuyla, çalışkanlığıyla ve sektöre katmakta olduklarını onu tanıdıktan sonra izlemeye başladığım kadarıyla da gerçekten etkilenerek izlediğim sektörümüzün önemli bir oyuncusu olarak görüyorum Hakan Bucağı. Dolayısıyla Mars'ı Türkiye için gerekli görüyorum. Mars'ın özellikle yurt dışındaki alıcılar için yapmakta olduğu çalışmaları çok değerli buluyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Bu çalışmaların içinde yarınlarda müşterek, ortak güzel çabalarımızın, girişimlerimizin olacağını da beklentisindeyim. Dolayısıyla bizim ticari gayrimenkul tarafından gelen alışveriş merkezleri olsun, ofisler olsun, yeni oluşturmayı düşündüğümüz hanlardan hanelere gidebileceğimiz yolda Mars'la da ortak çalışmalar içinde olmayı temenni ediyorum. Thank you.